bağıramıyorsunuz, bağıramıyor. Esnafların arasındayız, bağıramıyoruz. Antep lezzetlerine hoş geldiniz sevgili canlar. Biran yemeye geldik önce, biran. İstanbulluların deyimiyle beyran, sizin deyiminizde biran yemeye geldik. Nereye geldik? Metanet lokantasına. Metanet zaten işin en ünlüsü diyeyim hani bu konuda. Burada yumuşacık oluyor, su gibi. İstanbullukiler biraz böyle yoğun kıvamlı oluyor. O hoşuma gitmiyor. Bakalım beğenecek misin? Göreceğiz. Uçaktan indiniz. Hemen beyran yemeye geliyorsunuz çünkü beyran sabah yenen bir şey. Tükenmeden götürüyorsunuz. Evet, kahvaltı niyetine götürülüyor. Antep'te kahvaltı garip biraz arkadaşlar. Yani. Ciğer olsun, beyran olsun. Ağır başlanıyor biraz. Hadi gidek. Hadi gidek. Hadi hey. Metanet Beyran. Zaten herkes burada tercih ediyor ama başka seçenekler de var. Fakat doğru yer burası. Metanetli olmak lazım buraya geldik olarak. Çok sarımsak kokuyor. Mükemmel sarımsaklı bir şey. Normalde acılıdır ama Ceyda Cancık olduğu için acısız söyledik. Normalde bu renk değil, kırmızı olur. Ben bunu bir kaşık alayım sonrasında acı attır. Öyle bir şey değil o. Acıyla pişen bir şey. Bence bir öğün bu. Çorba değil bu arada. İçine pirinç var, et var. Aa, çok sarımsaklı. Pirincinden de alayım. Götür. Harika, mükemmel, afiyet olsun size. Hani et sevmediğin için... Et yemem ama güzel. Çünkü sarımsak, bilmem ne, pirinç, cartçuk. Ama o eti öyle kayarken görünce benim beynim kayıyor. Yazık etti ya, şunu şöyle atayım da be. Bunun kesinlikle acılı yiyin arkadaşlar. Müthiş bir şey bu. Acısız olduğu için olmadı yani. Sen bunu yer misin? Ne demek yemem ya? Bence sadece içmeyin. Bunu içecekseniz acılı içeceksiniz abi. Bence acı hiç yemeyen gayet et seviyorsa sadeyi götürür yani, öyle diyeyim. Bu rayyasını vermemiş yani, anladın rayyası mı? Bunu Antepliler çıldırıyor. Nasıl acısız içer diye. Arkadaşlar onlar Antepli. Ya şimdi bak bakayım tadına bir. Acıysa bak benim midemi bozma. Ben bugün 20 tane daha yemek yiyeceğim. Seni bayıra otlamaya çıkartacaksın abi. Sen herhangi bir etin olan bir yere gelmeyi hak etmiyorsun. Et hak edilen bir şey değildir. Bundan sonra Utku'yu götüreceğim. Utku'yla sunum bundan sonra. Ne oluyor ya Utku, Fırat, hadi. Ben de gideyim kendi kanalımı açayım. Ne oluyor ya Ceyda? Hayır, yemek videolarında eğer et varsa orada seni götürmeyeceğim abi. Tamam, ben de seni yemek videolarının sebzeli bölümlerine götürmüyorum. Kendim gidiyorum, oldu mu? Olur, zaten ben ne yapacağım onu? Sebzeciyim arkadaşım, ne yapayım ya? Ya beyran getirdim, beyran. Beyran işte, beyler için yapılmış. Beyran, bunu yiyor bütün beyler koşuyor buradan. Ceyda'nın iğrenç esprisinden sonra acilen çıktık arkadaşlar. Şimdi benim bölümüme gidiyoruz. Katmer'i yemeye gidiyoruz. Katmer diyeceksiniz ki abi Zekeriya Usta da yenir. Doğru. Onu herkes bildiği için canlara alternatif sunmak babında yepyeni bir yer daha söyleyeceğim. Biraz evet. Uzak ama. Biraz uzak ama. Hadi oraya gidelim şimdi. Burası. Metanet Katmer. Hemen Metanet'in karşısında. Burayı da övdüler. Ben hiç denemedim. Ama bakalım göreceğiz nasıl olacağını. Ondan sonra karar vereceğiz. Kapının önünde ağzım böyle kaldı. Neden? Çünkü tuzlular da var. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Katmer yiyeceğiz abi. Tamam, buyurun. Ben tuzlu da istiyorum bir iki tane. Bu tuzlu, bir de şunlar tuzlu. Katmer'e geldik, tuzlu diyor abi. Böyle iki tane bile olsa olur. Tamam. Işıkta dertçiler, katmerlik. Hep bu geliyor aklıma. Gel, otur. Hadi bakayım. Diriri, diri, diri, diri. Katmer'di bu arada, sabahtan başlayan bir şey. En güzeli sabah olur derler ama zaten anlık yapılıyor. Akşama kadar bol bol katmer yeniyor. Çok katmerci var. Katmer sütle tüketilince çok güzel oluyor. Öyleymiş gerçekten. Ben bir şimdi de simit katmer var. Varsa burada bir denemeni isterim. Sor bakayım, simitin her türlüsünü denerim ben, çabuk sor. Yavrum öyle değil. Nasıl? Katmeri alıyorlar, rulo yapıyorlar, yuvarlıyorlar. He. Ben onu hiç yenemedim. Çok yazan olmuş. Yenemedim. Simit katmer yiyin diye. Fırat çok uğraştı. Yenmeye olmadı. Ben onu hiç yenemedim ne aşkım. Yiyemedim. Ayazım üzüm döndü şu an. Şimdi çok bak, mutluyum. Ben de şu an çok mutluyum. Ben tatlıcıyım artık. Bak beni al bir tatlı diyar. Neden diyar diyar tatlı diye bir videomuz olsaydı ben ölümüne yemez miydim? Beni bir çek ustamla. Abi bu ne ya? Nasıl olabilir? Daha ne kadar çevireceğim? Nereye kadar giderse. Oba. Baklava böyle açılmıyor değil mi? Yok, baklava oklağına açılıyor. Baklavanın hamuru açıldığında duramazsınız. Nişasta olur, her taraf bembeyaz olur. Böyle fıt fıt fıt. Katmer bence daha değerli bir şey çünkü bunun ustalığı daha zor geliyor bana. Katmer'de marifet isteyen bir şey, baklavada işçilik çok. Yağ mı o? Ya. Su mu? Ha, yağ. İstanbul'da yapıyorlar artık ama olmuyor. Taş yerinde ağır diye bir laf. Evet. Şunun inceliği inanılmaz. Bu kadar ince olabilir mi? Nasıl ya? Kağıt gibi oldu resmen. Ağzım sular aktayım diyorum. Tutamıyorum kendimi. Bu daha kaymağa geldi. Bir de simitini yapıyorlarmış. Onu yapıyor musunuz? Kaymaktan aranız iyiyse. Ha, daha çok kaymaklı oluyor. Aramız iyidir. Yani istiyorsan, simitte denemek istiyorsan. Ha tamam, olur simitte. Olur simiti.
Bunun susam. Bunu ne? Giderken götürüyorum. 3 ay bayatlamıyormuş. 3 ay yerim. Mükemmel. Teşekkür ederim. Oo çıktı bak bak. Kendimden geçtim. Bana bunlarla geliyor. Bu arada ilginçtir. Benim hiç umurumda olmayacak olan o şey gayet çok iyiymiş ya. Ağzım. Eridi ya anında. Ya. Sen bir şey yemeyeceksin galiba. Yememeye mi geldin sen? Olayın o mu? Kutu alacağım ya sana veririm. Neyse en azından siz de canı çeken olursa söyleyebilir arkadaşlar. Buradan söyleyin. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu çubuk krakerden kesin söyleyin. Çubuk kraker değil o ya. Başka bir şey o ya. Malepli gibi. Vallahi heyecanlanma. He. Bana acısız şey oldu ama bu çok iyi oldu. Çünkü sadece ben sana dedim buranın susamlı şey beni böyle yaptıysa katmer uçurdu. Ben sana dedim buranın mı? Ben seçtim la her yeri. Nasıl olabilir? Ya tamam sensin ya. İlk 8 yaşındaymıştım. Sonra düzenli olarak her geldim yedim. Sekere Yavuzlu'nunki de çok güzel. Eminim bu da güzel ama. Düzenli yani. Olarak kaç kere geldin Antep'e? 7. Yalancısın. 7. 2 kere falan geldin. 7. İddiaya girelim mi? 7. İddia bak seninle neyine hayatımda edeceksin? Olmadığım dönemin iddiasına girerim. O 7 kadar. Kere geldim bu arada. Çok beğendim. Çıtır diyor. Oo. Resmen çıtır diyor. Biraz da üstüme şöyle. Abi çok iyi görünüyor. Çıldıracağım şu an. Şimdi ben bunlara dedim ki sakın her şeyden fazla fazla yemeyin. Yoksa videoyu bitiremeyiz dedim ama. Geçmiş olsun. Video belki de ilk ve tek yemek yeri burası olacak. Çünkü benim babam bir dönem GAP treninde doktordu arkadaşlar. Antep'e ne zaman uğrasa herkes fenalık geçiriyormuş fazla yemekten. Onun yaşamalarını istemedim ama. Abi bu ne çıtırlık ya? Ben yiyemeyeceğim. Kıyamadım şu an. O kadar güzel. Allah belamı versin Antep'e yerleşirim. O kadar değil mi? Beni buraya gelin getir. Gerçekten katmer. Çok özür dilerim. Hayatımda bugüne kadar daha iyi bir şey yemedim. Ne? Ne bu? Ne oldu? Yandın. Ben de yandım ama yiyormuş. Öyle bir şey. Yok gibi bir şey bu. Gerçekten taş yerinde ağırdır dedikleri budur. Ya İstanbul'da bir yerde herhangi bir noktada yediğiniz alakası yok. Yani oradaki ustalara bir şey demek istemiyorum ama gerçekten farklı bir şey demek ki bu iş. Elimde eridi gitti. Memleketinize söyleyin, ısıtıp deneyeyim bakalım. Tabii aynı tadı vermez ama benzer bir tadı yakalayabilirsiniz belki. Hak eder Isıtsam yani. Isıtsam bile olur bu. Söyleyelim mi İstanbul'lara da? Ya ben şimdi devamını bütün hepsini bitirip. Bir de şimdi simit katmeri deneyeceksin. Denemelik yalnız bak hepsini bitiremeyiz. Buradan birine falan ikram edelim. Çantaya? Çantaya mı? Ben şunu ortadan bölüp sana vereceğim Yunus, şimdi. Yunus bunu yiyorsun. Belki işi bırakırsın buraya yerleştirirsin onu ben bilemem. Burada artık otel tanıtımları, mekan tanıtımları çekersin kardeşim öyle yapacak söylüyorum. Yapacak işi burada imkan çok ben gördüm. Dikkatli ol. Ciddi sıcak. Şöyle bir tek kaşık attım. Neye benziyor? Hiçbir şeye benzemiyor değil mi? Bu arada beyran 35 TL'ydi. Beyran zaten bir için tamamını bitirirseniz doğru akşama kadar sana. Sizi tutar. Yemek o yani. Çorba diye hiç düşünmeyin onu. Hiç düşünmeyin. Çorba diye geçmiş düşünüyorlar mı? Çorba lan bu. Çorba ya. Bir dakika dur dur dökme. Ne oldu telefonum kilitlendi heyecanlandım. Yok artık. Ben ne diyebilirim ki şu an yani her şey. İzin veriyorum benim bunu yerken şuraya bütün ekran basabilirler. Katmer. Düş cebeği komple Ceyda'nın suratıyla kaplıyorlar. Bakın iznim vardır. Bu arada arkadaşlar soğudu bu mis gibi oldu. Daha güzel oldu değil mi? Ama bu çok sıcak olabilir işte. Döke döke yedi ya. Hangisi güzel? Hangisinde mi? Kafamı yiyeceğim. Simit mi daha iyi? İkisi de bambaşka. Simitte sadece fıstık daha böyle geliyor ağzına. Ama içinin yarısını buraya döktüm simitte. Bunu saymam. Bir daha yiyeceğim. Bir gün daha mı kalsak? Ertesi gün yiyelim diye. Ara verelim. Yunus çocukla yesin değil mi Yunus? Ara verdikten sonra. Evet. Bunları kutulayalım. Değil mi? Bakın abartmayı hiç sevmem. Hmm. Yemek abartmam çok azdır. Çok başka şeyler. Yani ikisini de tatmanız lazım. Evet evet. Bir tane bile söyleseniz buradan sipariş edince geliyor mu? Ustayı çok kaçırıp zorla İstanbul'da şube mi açtırsak? Mesela nasıl ben çok iyi şaka yapıyorum Fırat yapmaya çalıştığında. Aslında olmuyor ya. Onun gibi düşünün. Biraz yiyelim. Çok yemeye çalışacağız. Ben bir tane daha yersem. Bir sonraki mekanımıza geçiyoruz. Bakalım orada Ceyda Kasabalı'yı tavlayabilecek miyiz? Tabii beni tavlamak için mi geldin tabii? Ben burada gittiğimiz her yeri aşağıya koyuyorum arkadaşlar. Hem destek olsun hem de sizde rehber olsun tadımda. Daha iyi yerler elbette vardır. Siz de önerilerinizi yazarsınız. Ben bir kutuda çubuk alayım. Çubuk gelsin ama dayanamayacağım.
simit olan 70, diğer katman 60. İki kişi her türlü doyar bir tanesiyle. Aşırı yiyeceğim dersen iki tane söyleyebilirsin tabii, var bakalım. Şimdi kebapçıya gidiyoruz ama kebapçıya değil. Aslında küşlemeciye gidiyoruz. Gerçeğine. En iyi küşlemecilerden birine gideceğiz. Birçok küşlemeci var. Hepsi iyidir eminim. Biz gurme değiliz ama bakalım küşleyecek misin? Atmayayım lan. Ne bileyim, bir espri yapayım dedim bir de ben. Hadi devam edelim. Küşlemenin hasılını yemek çok zor bir şey. Bunun ustalığı nedir? O eti oradan çıkarmakla alakalı bir şey. Antep'te çok meşhurdur küşleme eti. Birçok yerde bulabilirsiniz ama bakalım farklı mı göreceğiz. Ceyda Hanım beğenirse hepiniz beğenirsiniz. Ne alaka canım? Halil Usta'ya doğru gideceğiz şimdi. Şurada yanda bir sokak. Hadi bakalım. Geldik mi ya kesin? Ne değişik yerler der lokantalar. Zamanında buradaymış, burada kalmış muhtemelen ya. Merhabalar. Merhaba. Hoş bulduk. Burası arkadaşlar Halil Usta. Yalnız sadece küşleme yenmiyormuş. Bize dediler ki bizim aslında simit kebabımız. Çok beğeneceksin simit hemen kebabını. Hemen tabii ki olur dedim. Şu an ellerinde yağlı kara mevcutmuş. Bir de Adıyaman tarak mıydı? Neydi? Maraş tarak. Karabamaraş tarak mıydı? Onlardan da verelim dediler. Çok nadiren ellerinde olan bir şey oluyormuş. Şu anda da biz denk gelmişiz. Buranın salatası Ceyda. Genel olarak Antep'te yapılır ama buranın da güzelmiş. Normal bir Antep ezme dediğimiz şey aslında burada Antep salatası. Sulu, üzerinde belki 10-15, belki 20 tane, onu şimdi öğreniriz. Baharattan oluşan. Fırat'ın ciddiyetini görüyor musunuz? Benim konularım arkadaşlar. Çok güzel bir salata bu. Ama etine doyum olmayacağını düşünüyorum. İnşallah Ceyda da mutlu olacak. Bakacağız. İnşallah bakacağız. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Öyle bir konuşma. Hayır. Dışarıdan bakınca böyle çok yoklukta bir yermiş gibi durabilir ama aslında çok lüks, çok temiz. Aileyle rahat gelebileceğiniz. Hani dışarıdan göründüğü gibi değil, değil mi? Mahallenin içerisinde böyle mahallenin bir yer beklemiyoruz. Mahallenin içinde olması değişik tabii. Turistik bir yerde olmasını bekliyoruz. Zaten biz turistik yerlere gitmemeyi tercih ettik farkındaysanız. Daha farklı yerler seçtik. Evet, yoksa ben de bilirim. Hepiniz İmam Çağdaş'ta yemeği. İmam Çağdaş'a gitmeyi. Birçok yer vardır, daha ismi çok duyulmamıştır. Ama ne cevherler vardır onda. Mesela ben Instagram'a attım Katmer'i. Yazmışlar ki en yanlış yerde yiyorsunuz. Kardeşim sen var ya hayatın en büyük şansını tepmişsin, haberin yok. Evet, haberi yok ne yazık ki. İmzamı atarım oraya ben altına. Bak diyorum, benim bir afişimi basın dedim ya. Antepliler anladılar ama beni, yazmışlar hemen. 10 çeşit baharat varmış burada mesela. Çok iyi gülüm. Oha çok iyi kokuyor ya. Acı değil değil mi? Hayır hiç acı değil. Böyle yazın böyle dikmelik yani. Etlerimizi çektiğin güzel mi? Güzel. Aa iyi. Ekmek gelmiş, ne bu? Onun adı altın ekmek dediler buna. Bu ne ya? Nasıl çocuk? Şey diyeceğim, Antep'te milyon tane baharat var ya, gerçekten bu baharatları almamız lazım. Kebap diye yersin öyle diyeyim. Bu simit kebabı, küşleme, bu da sırt. Bunu da küşleme diye geçiyor ama bakacağız. Önce küşlemeyle başlıyorum. Damlıyor, damlıyor. Kabuk götürüyorsun bunu, anını yiyorsun. İçindeki sulu ve tuzlu şeyi hissediyor musun? Tuz yok herhalde onun içinde. O kendi tuz etin. Vay be. Ben yapmışım gibi seviniyor. Al bunu da sen ye. Yok canım. Bu simit kebabı daha hafif olur aşkım bak. Agam. Muazzam bir tat. Ben ilk defa yiyorum. Patlıcan var mı içinde? Ağlayacağım şimdi. Ha, yağlı. Ha. Gönül rahatlığıyla yiyebilirsin. Hiçbir kokusu yok. Harika. Gönül rahatlığı çok demesi. Oh, gönlüm çok rahat şu anda. Daha önce küşleme yememiştir kimse bence. Şu yağlı karaya bakacağım. Bu normalde de severim ben. Oğlum. Şimdi anladım, orası aşırı lezzetli. Kendini durdur dedikleri noktayı. Evet yani ben... Bence yağlı karın yarısını ben yiyeyim. Bak valla baygınlık geçireceğiz sonra. Bir kere de yıllar önce Erzurum'da cağ kebabı yediğimde şok olmuştum. O zaman da çok nadir et yiyordum. Hayatımda dedim ki bu et diyemezsiniz buna. Acayip. Erzurum'a da gidelim bence. Cağ kebabı sen yemedin hiç. Bir tek cağ kebabı mı yiyeceğiz? Var mı cağ kebabı şey? Yedikten sonra ağlayacaksın orada zaten. Kendini köşeye çekeceksin böyle. Ağlayacaksın. Yani simit kebabı da bu da hepsi ayrı bir çok şey. Güzel. Yani ben... Şimdi şöyle söyleyeyim. Başka yemek yeme videosu olmasa buranın hepsini yerim. Ben de yerim. Ama meraktan, benim şu kadar midem bu hikayeyi bitiremez. Biz kimiz ki bunu değerlendiriyoruz ya? Öyle bir yemek. Yani yemek iyi bari, düzgün bir ağızdan tüketildim diye düşünmesi gereken bir yemek yani. Bunlar her türlü eti beğeniyor. Ben kesin diyorsam gelin. Şimdi sende sıra Yunus. Evet arkadaşlar, Yunus'un tepkisi şu oldu. Bir kere önce kendisi kraliyet beyefendisi olduğu için aynı Ceyda gibi bıçağıyla yedi. Şöyle. Bir de yavaş yavaş bak böyle yaptı. Bu reseptörlerini mi çalıştırıyor yani? Vedat Milor kafasından mı geçiyor belli değil. Şöyle bir düşünmeler.
Bugüne kadar yediğim en iyi et buydu dedi. İşte ben böyle bir yiyeceğim. Eve İstanbul'a döndüğümde ağzıma sürmüyorum. Bunun üzerine bir şey yiyemezsin. Ben burada az yiyin dedim, ben hepsini gene götürüyorum abi, sıkıntı var. Bak yapma işte, dur. Gerçekten çok zor ama kebapçıya gideceğiz. Ben şu ekmeklerden iki tane yemedim şu an. Aklımda yani. Hep şu var. Ya bir sonra gittiğim yer bu kadar memnun etmezse bunlar burada kalırsa arkamdan bunları düşünürüm ben. Bir kere de yemek yemeye geliriz beraber. Hep beraber geliriz canlarla. Böyle 3 milyon kişi. Biz genelde her gittiğimiz yerde tabii yemek videosu çektiğimiz için aynı zamanda yediğimizde hiçbir şey anlamıyoruz. Yani bunu anlamaman ihtimali yok da. Çok iyi çünkü. Boyamıyorum tadını, anladın mı? İnşallah siz var ya dahasını yiyin. Yani dahasını yiyemezsiniz. Buraya gelip bunu yiyin. Bak o kadar söylüyorum. Genelde her zaman derim ki siz daha iyilerini yiyin diyemiyorum. Gelip burada bunu yiyin. Kebapçıya gideceğiz, bir de kebaplarına bakacağız. Şimdi kebapları görelim. Kebap! Fiyatları da şimdi ödeyeyim, çıkınca öğreneceğim. Fiyatlar kebap mı, görelim bir de onu da görelim. Ucuz değildir ama yani İstanbul'a göre ucuz oluyor. Abi bak biz çatlayacağız ha. Vallahi biteceğim ben. Vay. Şimdi burası Hürriyet'in seçtiğine göre birinciymiş en iyi kebapçılarda. İkinciyle arasında yarı yarıya fark varmış. Niye bu kadar? En iyi restoran. En iyi restoran olarak. Direkt en iyi restoran. CNN International'da da en iyi 5 restorandan birincisi seçilmiş. Boşuna bu kadar iyi değilmiş yani bu etler. Bu müthiş bir şey abi. Vay arkadaş ya. Video kapağı yapayım ya. Ustalarla. Okey mi ustalar? Tamam. Ödedim ben. Tamam. Abi biz her zaman her yerde kesin öderiz abi. Elinize sağlık, harika. Vallahi çok sağ olun, teşekkürler. Allah. Kendimizi kaybet, fıttırdık. Ne oldu Ceda? Çok iyiydi ya. Etler 60-65 arası, kebaplar da 50-55 arasıymış. Yanlış yaptık, en son buraya geldik. Evet, burada yiyip gidecektik. Neydi o ya öyle? Oğlum öyle et olmaz bak. Kahvecimize geldik arkadaşlar. İki tane benim bildiğim kahveci var, bir tanesi seni götürmüştüm. Evet, çok güzel. Aa. Orada çift renkli kahve vardı, o gelsin buraya. Geldi, çıktı. Bize özellikle can çıktı burada çalışan arkadaşlar. Merengeç dedi. Ceyda hiç sevmez. Can değil, cangıç. Can çıktı dedim. Can çıktı gibi çıktı ağzından. Can çıktı. Canmış. Merengeç sevmiyordun. Bakalım sevecek misin? Genel olarak sevmez Ceyda. Mehmet Efendi dışında kahveyi. Bu Türk kahvesi değil ki. Ama bu çikolatalı lan. Şimdi ben Türk kahvesi içtiğim zaman Türk kahvesi içiyorum. O yüzden yoksa tabii bu ya, bir çeşit tür yani. Ki. Denenebilir. Bu merengeç. Merengeç mi dedi? İvet bu ne? Çok tatlı ya o. Dikkat edin, çok yemeyin bak yoksa patlarsınız. Siz yiyin ya, biz ne alakası var? Siz değil ya, ikiniz. Ha. Siz gelince yiyin arkadaşlar. 10 üzerinden puan ver. Katmer 10. Çorba ben yemediğim için 3. O da sarımsağın hatırına. Çubuk kraker 10. Bak Antep'e gidip çubuk kraker yiyin diye öneriler verme millete. Küşneme 10, 20. Tamam, bundan sonra bakalım başka neler göreceğiz. Bundan sonra ne vereceğiz bilemem. Belki de bir daha hiç puan vermem, burada bırakırım. Yavrum bu long diye içiliyor, bu çok hafif bir şey yalnız, ağır değil. Evet. Bu çok hafiftir, bunu bitirmişimdir, ben kahve içtiğimi anlamamışımdır ha. Ben bir Türk kahvesi isterim ha. Ben yanlışa geldim ha, anın içinde olması gerekiyordu benim gelecek yerime. Yanlış kahveciye geldim ben bu arada. Onu... Şu anda mı anladın? Çünkü benim baktığım kahveci hanın içindeydi ve farklı farklı çerezler getiriyordu. Burası evet. Hanın içinde değil. Neyse burayı keşfetmiş olduk. Zaten ölüm tehlikesi altındayım burada. Bir saattir elimi şuraya koyuyorum. Sıcak bu çünkü. Yani yağmur yağsa ne olur burada? Yağmur yağmazdan kaçalım. Şimdi de kebap hana geldik. Burası biraz daha... Ne oldu be? Ne o? Komiğime gidiyor. Şimdi de bilmem neredeyiz. Yavrum tam yemek programı yapıyorum bu sefer. Burası biraz daha lüks. Kalabalık masaların oturduğu bir han. Şehrin gürültüsünden uzak. Bayağı uzak. Buraya biraz arabayla gelmeniz gerekebilir. Hadi bakalım. Kebaplarımızın tadı Antep'in lezzetleri. Antep'in lezzetleri. Hey! Sallanır mezzet. Hamama gideceğiz buradan sonra. Antep'in hamamları. He, fenalık geçirelim. Burası biraz daha lüks olan yer olsun diye seçtim. Belki öyle bir yere gitmek isteyen vardır. Ambiyans olsun. Şey evlenme teklifi edecekmiş vallahi. Bunlar ilk oturduğunuz zaman zaten hepsi size ikram olarak geliyor. Lahmacun Ceyda'cığım, minik az biraz şöyle çorbamız geliyor. Çorbamızı çekelim lütfen. Burada da küşleme, simit kebabı meşhur ama ben daha farklı kebaplar seçtim. Özellikle Ali Nazik. Osmanlı yemekleri de varmış burada. Acıktırıcı çekimler yapınız efendim. Bol dumanlı, böyle etlerin kımıl kımıl piştiği, canlar çıldırsın. Canlar çıldırmaz çünkü canlar zaten orada yemiştir. Bu arada en az 3 haftalık like atıyor, yorum atıyor. Instagram'dan takip ediyorum. Bunlar can. Canlar düzenli olarak gelir videoları izler. Zili bildirimi zaten açmıştır, abone çünkü. Ama cancıklar vardır. Düzenli gelir, videoları izler ama bir like atam, abone olam. Şöyle bir lafı vardır. Ben prensip olarak hiçbir yere abone olmuyorum. Niye? Destek olmalı da kötü bir şey mi? Canlar en iyi restoranlarını bulurken cancıklar herkesin övdüğü yere gidip boşuna gittim deyip sonra diyor ki o ben o kadar da beğenmedim. Sen ne yapıyorsun? Ben lahmacun yedim ya. Muazzam güzel. Şey değil böyle, çıtır değil ama. Oo çorba çok iyi kız. Arkadaşlar ben bir çiğ köfte alıyorum. Etlidir muhtemelen burada. Abi gerçek çiğ köfte. Babamın yaptığına hiç benzemiyor. Çabuk ye.
ses tranquilo. Babam bir kere yaptı da Antep çiğ köftesi. Yiyemedik biz. Benim damak tadım uygun değil. Bu gerçek çiğ köftedir. Gerçek mi değil mi bilemem. Ben böyle salçalı, malçalı... Allah kahretsin. Şimdi Ali Nazik geldi. Diyeceksiniz ki abi bu nasıl Ali Nazik, ama böyle oluyor işte Ali Nazik. Yaprak Ali Nazik. Hazır mısın Ceyli Gül? Ceyli Gül. Altındaki sosuna falan bayılacaksın. Altı bunun patlıcan. Ali Nazik biliyorsunuz ya. Lezzetli yani. Patlıcanı muazzam ötesi. Şuna bakmak istiyorum, çok iyi kokuyor. Kıymalı Ali Nazik. Fıstıklı baklava mı bu? Baklava fıstıklı mı? Baklava mı ne? Ali Nazik tercih ederim. Çok iyi bence. Bu da altı ezmeli de Antep özgü. Bu Osmanlı yemeği aşkım. Narlı. Ben çok sevmem biliyorsun nar olduğu için, ama firik pilavı var içinde. Soğan inanılmaz. Uzun süre kalacaksınız ve kebaptan sıkılırsanız ekstradan yiyeceğiniz şey bu. Ali Nazik çok iyi ya. Kafamı vurdum düşünüyorum. Burası daha böyle lüks bir yer. Hani mesela kız arkadaşınızla gelmişsinizdir, onu gezdirmek istiyorsunuzdur. Ben lüks restoran sevmiyorum. Samet, beni buraya mı getirdin kafalarını bir kızsa, illa lüks bir yer istiyorsa tercih edersiniz. Onu bilemem. Niye sadece kızlar böyle şey yapıyor? Erkeklerin de var öyle tripleri, Allah Allah. Kız adamı alıp Antep'e getirecek hali yok. Getirin. Öyle bir kız varsa evlen onunla zaten kardeşim. Ne kız, evlenmenize gerek yok. Yani evlen, kaçırma yani onu. Fıstık gibi bu, fıstık gibi. Allah Allah, ben de fıstığı bayağı sadece hocam şeyde seviyorum ya, tatlıda. Sen nasıl Antep'lisin ya? Ne alakası var her abi? Her yere giriyor fıstık dedi adam bizim memleketimizde. Girmesin kardeşim, zorunda mıyız? Elimizde fazla kalan fıstığı harcayalım diye. Pantolonum yavaştan şöyle olmaya başladı. Fıstığı sevdin mi sen? O da benim gibi fıstıklıdan yana değil. Şurada Ali Nazik'le bu diyorum, o kadar sevdim. İşte damak tadı farkı. Çünkü böyle bir kavruk tadı var bunun. İşte ben onu sevmiyorum, ben et olacak abi. Sus! Et gelecek. Bence tercih edebilirsiniz, temiz, güvenli. Güvenli mi? Her yer güvenli zaten Antep'te de. Güvenli derken temiz yani. Hani yediğine güvenebilirsin yani ne olduğuna. Manasında güzel böyle eski bir han bir de. Hangisi? Ya ben tek tek fiyatlara bakmayı unuttum bu sefer arkadaşlar. Nereye gidiyoruz? Çok hepinizin merakla beklediği baklavaşı. Oba. Hayır, İmam Çağdaş'a gitmiyorum. Hayır, başka yere gidiyorum. Bu sokakta baklavacı mı olur dedik. Adam fabrika açmışlar. Oğlum AVM gibi, mobilyacı gibi bir anda önümüze çıktı ya. Arkadaşlar baklavayı buradan alacaksınız. Yani Antep'teki en değişik şeylerden biri, gerçekten değişik yerlerde değişik konumlanmış dükkanlar bence. Evet abi, hiç beklemediğiniz hiç bir yerden. Hiç beklemediğin yerden bir şey çıkıyor. Nimet çıkıyor. Baklavacılar sanki Antep'in kralı gibi değil mi? Hepsinin dükkanları evet, acayip güzel. Fabrika en çok kar baklavada galiba. Utkucuğum, çöbiyetini beğendin zaten, sana vermiştim öbürünceki video. Ben biraz patlamaya başladım. Sağ olun, teşekkürler. Bak her yerde bu arada bu kurala dikkat ediyorlar, fark ettiyseniz. Evet, herkesin şeyi kapalı. Şey diyor muyum, fıstık alacaktım ben zaten. Ay çok güzel. O sesi yedim. Herkes az yesin. Ben gebereceğim şu an. Hepsini bana yedirdiniz geçen şeyde. Biz mi yedirdik Fırat? Güzelmiş onunla. Bunu Yunus yemesin. Ama önemli olan baklava. Şimdi baklavaya geçtik. Baklava elinin tersiyle falan bir şeyler yeniyor gibi şeyler okumuştum. Damağına burası gelecek ki. Bana dedi ki ben baklava sevmem, ben şerbetli tatlı pek sevmiyorum demişti. Sevmiyorum. Güzel olduğunu değiştirmiyor. De buna bak. Ay ben yiyemem daha fazla. Hayır, bu farklı bir tat. Su yemek programlarında iki tane çekilir max. Hatta bir tane yayınlanır. Biz ölü doğru yere gidiyoruz. Programcının işi kolay, bizim işimiz zor. Zorluğa bak, baklava yiyorlar. Evet. Şimdi altı mı parçalı? Yanlışlıkla oldu, ben anlayamadım ki nasıl yiyeceğimi. Ne anlamı oldu ya? Adam o kadar uğraşmış, onu katlamış, şey yapmış, parça parça, altını bir ara, üstünü bir ara yedi ya. Tamam, niye artık? Şunu ye. Yeter artık, daha yiyemeyeceğim. Dur, ben sana şimdi yapacağım bak. Nasıl baklava yeneceğini gösteriyorum. Bastır yukarıya doğru. Sen de yiyecek bir şey kalmadı, bir tane söyleyeyim mi? Baklava yemek zorundasın. Antep'e gidip baklava yemeden döndümecek mi? Öbcansın yok. Muhtemelen havaalanında dedektörü vardır onun. Bir tane daha baklava alabilir miyiz? Taşınıyor muyuz buraya? Kocak Gold eve gönderiyor mu? Kocak Gold ne ya? Şöbiyette kesinlikle zekine, baklavada kocak. Gerçekten klas bir öyle şey. Öyle bir şey yok. Belki küçük yerlerde küçük baklavacılar iyidir, ama onu bilemem, ama çok başarılı. Ciğer yemeyeceğiz mi? Ya bu ne ciğeri? Ciğerimiz solmuş burada yediklerimize. Hangi ciğeri yiyoruz daha? Vallahi fenalık geçirirsiniz. Bir günlük gelinmez Antep'e. Geliyorsan da iki öğünye getir. Şimdi bu videodan iki tane şey seçip, üç tane şey seçip gelebilirsiniz. Bir küşlemeci, iki koçak katmerci,
kahveci. Her şeyi söyleyeyim. Yani burada ne anlattım biliyor musunuz? Biz buraya gelince yapılacak şeyleri yaptık. Size ne bir eksik ne bir fazla. Yine iyisin ha. Çek, ye bakayım ben sana anlatayım ne beğenip beğenmediğini. Çok güzel yedin ha. Yunus arkadaşlar inanır mısınız? Eliyle aldı. Damağına ters yapıştırdı, yedi. Alacaksın mı giderken? Sipariş var. Ben de bir kilo alayım. Kime vereceğim bir kiloyu? Utku'ya vermeyeceğim kesin. Pelin'le Utku'ya veririm. Hayır. Ya ne demek hayır ya? Ama onlar yemekten anlamıyor ki. Boş boş işler peşinde. Ne alaka? Çocuğun vakti mi var? Vakitle alakası yok. Adamın zevk arayışı, yemek arayışı yok. Ne? Tamam, bildiği tek bir şey var. Caddede şurası açılmış, oraya gidelim, oranın sufresini yiyelim. Buraya gidelim, şuranın şinitselini yiyelim. Zihniyet işte. Zihniyet farkı hocam. Yeter daha, ne yapıyorsun? Daha onu biz yiyek de koydular oraya. Taneyle ölçüyorlarmış değil mi? Tanesi 1 liraymış oğlum. Ben yedikçe şu an 1 lira giriyormuş bana. Sayıyorlarmış 1, 2, 3. Midye gibi gidiyormuş bana. Keşke bir dondurma da olaymış yanında, insan istiyor. Ama bu kış be yavrum. Ama doğru söylüyorsun. Barış ile yanında dondurma neden gerekli biliyor musunuz? Ferahlatıyor mideyi çünkü. Yine yemeyeceğiz dedik, yedik. Salep ikram ettiler bu arada. Onu da içmem dedim işte. Ben de içtim, müthiş bir şey ya. Böyle bir şey olamaz. Daha iyi çok yerimiz vardı gidecek ama bazıları vazgeçtim ondan. Antep böyle bir şey değilmiş arkadaşlar. Öyle Antep'e gelip 7 tane yerde yemek yiyemezsin. 3 tane hadi tatlı kahve bitti 5. Porsiyonları da büyük çünkü. Evet. Sıkıntı var yani. Hadi devam edelim. Koçak Gold. Ya koçak bu. Hayat. Yine Antep'te ciğer kokularının arasına karışmış durumda. Antep'in her yemeği ayrı güzel. Çeşit çeşit yüz görüyorum. Gözlerde farklı kaygılar. Katmerde katmer yiyorlar. Yine kaybolduk ya. Şurada olması lazım. Orada öyle bir yer yok. Oğlum bu binanın içinde ortasında bir yer olması lazım. Nasıl olacak o iş? Kolay gelsin. Dürümcü Recep Usta nerede? Bir arka sokağa geçelim. Fırat Albayrak'ın yanlışı Recep. Dürümcü Recep Usta. Evet işte burası. Anam o nasıl bir sokak? Ha, burası işte. Kolay gelsin. Merhaba. Ya bir tane nohut dürüm alacağız. Ben de aynen bunun aynısından olsun. Yok limonu sevmem, o da sevmez. O turşu da olmasın. Heyecanlandım. Şimdi bu var ya, buranın en güzel şeyi çıkarsa sen gör. Patates kızartması, soğan ve nohut. Antep'te olayı budur bu arada. Dürmezler. Sen dürersin. Burada Adana dürüm de istesen böyle gelir. Ciddiyim bu arada. Bu ayranla güzel olmuş ha. Ben buna mayonez koyarım. Soğanla falan çok güzel olmuş. Tadına bakacak mı? Cancık ya. Bozuldu. Güzel bir lezzet. Mayonez sıkarsanız var, olaylı olur. Size elimizden geldiğince farklı lezzetleri göstermeye çalıştık. Daha güzelleri de vardır elbette. Yorumlarda buluşursunuz. Kendiniz gidersiniz ona kardeşim. Ne istiyorsunuz? Allah güzel. Size en fazlasını versin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın kardeşlerim. Görüşmek üzere. Ben tam ısırırken kes. Kestin mi orada? Ama öyle güzel olacaktı. Dondurdum o görüntüyü. Gelsin o görüntü.